Çevremizde düşmanlar çoğalsa da Rabbimiz bizimledir. Diyoruz Rab, düşmanlarım çoğaldı ama kalkanım, gücüm sensin. Sağımızda 10.000 kişi de kırılsa Rab bizimledir. Düşmanlarım çoğaldı, bana karşı ayaklanan çoktu. Canım için çokları derde, Allah'tan onun kurtuluşu yoktu. Fakat sen yarab, çevremlerin kaptan, sen izzetin beni yükselten sensin. Fakat sen yarab, çevremlerin kaptan, sen izzetin beni yükselten sensin. Yanımda beni kuşatan, kamino binlerinden korkma. Fakat sen yarab, çevremde bir kalkan, sen izzetin beni yükselten sensin. Fakat sen yarab, çevremde bir kalkan, sen izzetin beni yükselten sensin. Rabbi sesinle çağırdı, kutsallarından bana cevap verdi. Destek oldu. Fakat sen yarab, çevremde bir kaptan, sen izzetin beni yükselten sensin. Fakat sen yarab, çevremde bir kaptan, sen izzetin beni yükselten sensin. Fakat sen yarab, çevremde bir kaptan, sen izzetin beni yükselten sensin. Fakat sen yarab, çevremde hepimiz Rabbimizi kutlayalım yeni bir ilahiyle, yeni bir ezgiyle. Kutlayacağım Rabbimizi yeni bir ilahiyle. Kutlayacağım Rabbimizi yeni bir ilahiyle. Hissediyoruz. Bazen dört duvar arasına sıkışmış hissediyoruz.
Bazen çaresiz hissediyoruz. Ama Rabbin kolları her zaman bizi sevgiyle kucaklıyor. Ve bu ilahide ona diyebiliriz. Beni al kollarına, duyayım kalbinin sesini. Thank you.
söz oldu, can oldu, güç oldu. Işığın görkemi bana yol oldu, yol oldu, yol oldu. Üzerime çadırını gerdi, koru beni ey Rabbi. Gece gündüz tapınacağım, gece gündüz yüce Rabbi. Üzerime çadırını gerdi, koru beni ey Rabbi. Gece gündüz tapınacağım, gece gündüz yüce Rabbi. Gece gündüz yüce Rabbi. Gece gündüz yüce Rabbi. Kutsal ruhun ateş gibi yakıyor tüm yüreğimi. Kutsal ruhun ateş gibi yakıyor tüm yüreğimi. Yaksın kutsal ruhun, yaksın, dağlasın tüm benliğimi. Yaksın kutsal ruhun, yaksın, dallasın tüm benliğimi. Varlığın varlığına dolsun, donatsın kutsal ruh beni. Varlığın varlığına dolsun, donatsın kutsal ruh beni. Kutsal, kutsal, kutsal ruh yak beni. Kutsal ruh yak beni. Kutsal ruhun ateş gibi yakıyor tüm yüreğimi. Kutsal ruhun ateş gibi yakıyor tüm yüreğimi. Yaksın kutsal ruhun, yaksın, dallasın tüm benliğimi. Yaksın kutsal ruhum, yaksın, dallasın tüm benliğimi. Varlığın varlığına dolsun, donatsın kutsal ruh beni. Varlığın varlığına dolsun, donatsın kutsal ruh beni. Kutsal, kutsal, kutsal ruh yak beni. Kutsal, kutsal, kutsal ruh yak beni. Kutsal.
Sende kalmak istiyoruz. Rab, içimizde kararlı bir ruh var et. Yeniden temiz bir yürek ver ya Rab. Çünkü ihtiyacımız olan tek sensin. Tüm bu yüzüm
sana tapınırız. Sonsuzluk boyunca tat üzerindesin, tat üzerindesin. Sevinçle biz çokuz, sevinçle biz çöküz, sana tapınırız. Zayıfken sen gücümsün, aradığım hazinesi, benim her şeyimsin. Senin değerin ölçülmez, Rab seni asla bırakmam, benim her şeyimsin. Günahım utancım aldı, yerime oldu biri. Benim her şeyimsin. Düştüğümde kaldırırsın, susayınca doldurursun. Benim her şeyimsin. İsa, Tanrı kuzusu, halda layıksın. İsa, Tanrı kuzusu, halda layıksın. Kardeşler, nasılsınız? Rab iyidir. Merhameti sonsuzdur. Bugün 31 Mayıs, Pentekost günü, Pentekost bayramı. Bugün bütün dünyada çok özel bir gün bizim için. Kutsal Ruh indiği gündür. Ve biliyor musunuz, Yahya peygamber, Yoel peygamber, İsa Mesih bunu hakkında bize haber verdiler. Şimdi bir dua ile başlamak istiyorum. Rab sana teşekkür ediyoruz. Bugün Rab Pentekost günü kutluyoruz. Rab, bugün Rab bizimle konuş. Senin sözünden zevk almak istiyoruz. Rab bizi izleyen her kardeşimizi Rab ziyaret et. Onlara dokun Rab. Hayatımıza gir ve bizi değiştir. İsa Mesih'in kutsal adıyla. Amin. Amin. Evet kardeşler, tekrar gerçekten hoş geldiniz. İnternet aracılığıyla sizinle beraber Tanrı'nın sözü paylaşıyoruz. Pentekost günü. Dediğim gibi bir bayramdır.
Ama bu, biliyor musunuz, Tevrat'ta bunun hakkında bahsediliyor bir şekilde. Levililer kitabında, Levililer 23, 9. bölüm böyle yazıyor. Rab Musa'ya şöyle dedi: İsrail halkına de ki, size vereceğim ülkeye girip ürününü biçtiğiniz zaman ilk yetişen ürününüzden bir demet kahine götüreceksiniz. Burada bir bayram var, ilk ürün, ilk ürünler bayramı. 15. ayet. Şabat'tan sonraki gün salamalık demeti götürdüğünüz günden başlayaraktan 7 hafta sayın. 7. Şabat'tan sonraki güne kadar 50 gün sayın. Pentekost günü. O gün Rab'e yeni tahil sunusu sunacaksınız. Burada Yahudiler için bir hasat bayramı, ilk ürün bayramı, beye haftalık bayramı. Ama biliyor musunuz, Pentekost günü denk aynı gün geliyor. Joel kitabında İsa Mesih gelmeden yıllar önce bir peygamberlikte bulundu. Joel kitabında 28 diyor ki, ondan sonra bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler. Gençleriniz görümler görecek. O günler kadın, erkek kullarınızın üzerine de ruhumu dökeceğim. İsa Mesih gelmeden önce kutsal ruh sadece peygamberler, krallar ve kahinler üzerinde iniyordu. Ama burada diyor ki, son günlerde ruhumu her insanın, bütün insanın üzerine dökeceğim. İsa Mesih gelmeden önce bu peygamberlikte bulundu. Ve Pentekost günü bu söz, bu vaat gerçekleşti. Hamdolsun. Yahya peygamber, Matta 3:11 böyle yazıyordu. İsterseniz 3:8 o müjde veriyordu. 8 diyor ki, bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. O zaman Yahya peygamber tövbe etmek için insanları çağırıyordu. Herkes günahkar. Günahkar olduğumuz için Tanrı'ya gelmemiz lazım. Tövbe etmemiz lazım. Yani gerçekten Tanrı'ya geri dönün bağırıyordu. Buna ilan ediyordu. Ama sonra 11. ayet Matta 3:11 diyor ki, gerçi Yahya peygamber böyle söylüyordu. Gerçi ben sizi tövbe için suyla baptiz ediyorum. Ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. Kimden bahsediliyordu? İsa Mesih'ten bahsediliyordu. O diyor, ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim diyordu. Sonra diyor ki, o kim? İsa Mesih. Sizi kutsal ruhla ve ateşle baptiz edecek. Yahya peygamber o ne dedi? İsa Mesih gelecek, benden daha güçlüdür ve sizi kutsal ruhla baptiz edecek. İsa Mesih kutsal ruh hakkında konuştu mu? Evet. Yuhanna 14. Kısa anlatıyorum. Yuhanna 14. İsa Mesih ne dedi? Yuhanna 14:16. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuz sadek sizinle birlikte olsun. Sonsuz sadek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Gerçeğin ruhu, yani kutsal ruh, Tanrı'nın ruhu, yardımcı, teselli eden, tesellici, parakletos,
Ve burada diyor ki dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Ama siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Kutsal Ruh aranızda ama İsa Mesih öldükten sonra, dirildikten sonra Kutsal Ruh geldiğinde içinizde olacaktır diyor. Diyor sizi öksüz bırakmayacağım. Size geri döneceğim. Aynı bölüm Yuhanna 14 26 diyor ki ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı Kutsal Ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Böyle bir yardımcı istiyor musun? Her zaman senin yanında olan, içimizde olan Kutsal Ruh, Tanrı kendisi. Kutsal Ruh senin içinde yaşamak istiyor. Seni dolmak istiyor. Ama burada ne diyor? Seni yönetmek istiyor. Sana yardım etmek istiyor. Ve burada her şey öğretmek istiyor. Ve sana esenlik vermek istiyor. Şu anda koronavirüs var. Burada kaos var. Her şey alt üstü, her şey sallanıyor. Ama Rab'de kalan kişiler sallanmaz. Çünkü Tanrı bizimle beraberdir. Böyle bir yardımcı lazım bize. Bu yardımcı aramızdadır. Ve burada diyor ki ben, İsa Mesih dedi ki ben gidiyorum ama yardımcı göndereceğim. Şimdi belki sen imanlısın. Bu yardımcı tanıyor musun? Kutsal Ruh'u aldın mı? Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşıyor musun? Kutsal Ruh'ta hareket ediyor musun? Zekeriya peygamber ne dedi? Güç ve kuvvetle değil, ancak benim ruhumla başarılı olacaksın. O zaman biz gerçekten bu yardımcıya ihtiyacımız var. Kutsal Ruh gel, beni doldur dememiz gerekiyor. Ve İsa dedi ki ben şimdi aranızda yaşıyorum ama ben gideceğim. Gittikten sonra bir yardımcı göndereceğim. Bu Kutsal Ruh şimdi aranızda ama içinizde olacaktır. Şimdi evet imanlıyım, evet kiliseye gidiyorum ama Tanrı'nın ruhu senin içinde yaşıyor mu? Kutsal Ruh'u tanıyor musun? Kutsal Ruh'la dolu musun? Kutsal Ruh hayatına girmesine izin verdin mi? Şimdi Yuhanna 16 diyor ki söylediğim gibi İsa Mesih öleceğini biliyordu. O çarmıkta ölmesi gerekiyordu. Çünkü sen günahkarsın, ben günahkarım. Ama o çarmıkta bizim günahlarımızın bedeli o ödeyecekti, ödedi ve bizi temizledi, aklandık, kurtulduk. Ama o çarmıkta öldüğü zaman kahinler sadece yılda bir en kutsal yere gidebiliyorlardı. Sadece kahinler ama şimdi herkes İsa Mesih'in kurbanıyla Tanrı'ya gelebiliriz. Tanrı'nın huzuruna gidebiliriz. Şimdi bir papaz, bir hoca, bir kahin, böyle bir kişiden ihtiyacımız yok. Biz direkt Tanrı'ya, Allah'ımıza gidebiliriz. O bize kulak verir. O aramızda, içimizde ama onu aramamız lazım. Ve İsa böyle söylüyordu. Yuhanna 16, 7 diyor ki size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizi yararlıdır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim. Eğer gidersem onu size gönderirim. Çünkü İsa Mesih dedi ki yol, gerçek, yaşam benim. O zaman İsa Mesih'in aracılığıyla
Allah'ımıza, Tanrımıza, babamıza ulaşabiliriz. Ve sonra diyor ki bu yardımcı gelecek. Size göndereceğim. O gelince, kusar o gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçluluğuna ikna edecektir. Yani kusar ruh bizi yönetiyor, bizi yönetecek. 13. 12. ve 13. aynı 16. bölümde diyor ki size daha çok söyleyeceklerim var. Ama şimdi bunlara dayanamazsınız, anlayamazsınız. Yaşamak gerekiyor. Kusar ruhu kim olduğunu, neden İsa Mesih ölmek gerektiğini anlamak mümkün değildi o zaman da. Şimdi biz bunu anlıyoruz. Sonra diyor ki 13. ayet. Ne var ki o, yani gerçeğin ruhu, Tanrı'nın ruhu, kutsal ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. Kutsal ruh dolu olunca biz gerçekten çok farklı bir kişi oluyoruz. Kutsal ruh senin hayatına girmek istiyor. Önce İsa Mesih kurtarıcı ve Rab olarak kabul etmemiz lazım. Kabul ettiğimiz zaman kutsal ruhu alıyoruz. Ama kutsal ruhla dolu olmak istiyoruz. Kutsal ruhla dolu olmak ister misin? Böyle bir yardımcı hayatına olmasını ister misin? Doğruluk konusunda, günah konusunda, gelecek yargı konusunda, gelecekte ne olacağını sana söylemesini ister misin? Ben böyle bir yardımcı lazım bana. Ben onsuz ki bir şey yapamam. Ama biliyor musunuz bu yardımcı aramızdadır. İsa Mesih bu yol açtı. Ve şimdi Pentekoz gününde bunu kutluyoruz. İsa Mesih bildiğimiz gibi aramızda yaşadı. Bir günah bile işlemedi. Bir bakireden doğdu. 33 yıl boyunca aramızda yaşadı. Ve bir gün Paskalya, Fısık Bayramı, yani orada İsa Mesih çarmıhta vefat etti, öldü çarmıhta, öldü. Kesinlikle öldü. Neden ölmesi gerekiyordu? Çünkü ben günahkarım. Ben günah işliyorum. Ve kendi gücümle ben kendimi aklamak mümkün değil. İşlerle kendimi aklamak mümkün değil. Bir kurtarıcı lazım. Ve İsa Mesih Tanrı'nın kuzusu. Bir Paskalya, bir Fısık Bayramı. O İsa Mesih çarmıhta benim için öldü. Ve ben onu kurtarıcı ve Rab olarak kabul ettiğim için sonsuz yaşam aldım. Hamdolsun, kurtuldum, aklandım. Ama Tanrı sana sonsuz yaşam vermek istemiyor. Aynı zamanda sen ilaççısın. Sana bereket vermek istiyor. Ve bu yardımcı senin hayatında girmesini, kutsal ruh dolu olmanı istiyor. Ve İsa Mesih çarmıhta öldü. Üçüncü gün dirildi. Gerçekten dirildi. Gerçekten dirildi. Elçilerin işlerinde. Birinci bölüm. Dördüncü ayet. Bunu açıklanıyor. 1-3 isterseniz. İsa oğlum acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. İsa Mesih çarmıhta öldü. Üçüncü gün dirildi. Ve birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliğini hakkında konuştu. Düşünebiliyor musunuz? Öğrenciler İsa'yı görüyorlar çarmıhta öldü. Sonra mesela koyuyorlar. Üçüncü gün dirildi. Ve 40 gün boyunca onlara görünüyor. Ve İsa Mesih ne yapıyor? Orada Tanrı'nın egemenliği hakkında konuşuyor. Dördüncü ayet. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu verdi. Bir buyruk verdi. Ayrılmadan önce. Yeruşalem'den ayrılmayın.
Sakin olun, bekleyin. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Ne sözü? Yuhanna kitabında biraz önce okuduğumuz gibi bir yardımcı göndereceğim. Size gelecek, ilgili her şey söyleyecek. Sizi yönetecek, size teselli edecek. Bu yardımcı hakkında konuşuyordu. Ve burada devam ediyor. Ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün geçirmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya suyla baftis etti. Ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla baftis edileceksiniz. 40 gün İsa öğrencilere göründü. Diyor, biraz daha bekleyin. Yeruşalem'den ayrılmayın. Bir beklenti içinde bu sözü gerçekleşmesi için bekleyin. Birkaç güne kadar kutsal ruhla baftis edileceksiniz. Baftis anlamı batırmak. Batırmak, içinde olmak. Böyle düşünebilir miyiz? Şimdi biz imanlıyız. Biz imanlıyız. Ve burada bir bardak su var. Şimdi aklıma geldi bu şey. Kutsal ruh aramızda. Kurtulduk. Ama kutsal ruh sadece böyle bir parça olmasını istemiyor. Kutsal ruhla dolu olmak ne demek? Tamamen batırmak. O zaman burada kutsal ruhla dolu olmak bu. Kutsal ruh benim tüm bedenimi, tüm düşüncelerimi, bütün hareketlerimi yönetiyor. Tanrı kendisi benimle bir %100 bir bağlantı, bir bağlılık var. Ve burada diyor ki kutsal ruhla diyor baftis edileceksiniz. İsa Mesih 40 gün orada öğrencilere göründü ve sonra göğe alındı. Göğe alındı. Ve sonra ama sonra ayrılmadan önce İsa ne dedi? Ekliler işleri 1:8. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın doğru bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Güç alacaksınız diyor. Güç alacaksınız. Bu güç ister misin? İsa Mesih kim olduğunu alamak için. İster misin bu güç? Şimdi o zaman öğrenciler bir beklenti içinde beklediler. 40 gün İsa'lara göründü. 10 gün beklediler. Ve İçlerin İçlerinde ikinci bölüm Pentekost günü İçlerin İçleri ikinci bölüm birden okuyorum. Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın birdenbire gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dilerle benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiği gördüler. İmanlıların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. Onlar bir beklenti içinde bu söz gerçekleşmesi için bekliyorlardı. Onlar tövbe ettiler. Onlar itaat ettiler. Ve onlar bir birlik içindeyken diyor, bir arada bulunurken birdenbire kutsal ruh geldi ve onlara kutsal ruhla doldurdu. Sen kutsal ruhla dolu oldun mu? Ve şimdi böyle oldu. Kutsal ruhla dolu oldular. Ve orada bir bayram olduğu için çok Yahudiler bayram kutlamak için tapınağa giriyorlardı Yeruşalim'e. Ama enteresan bir şey var. İki farklı tepki vardı. Ekliler işlerinde ikinci bölüm 12.
Diyor ki hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine bunun anlamı ne? Onlar orada Yeruşalim'e giden, tapınağa giden, bu bayram kutlamak için gelen insanlar baktılar ki bu sıradan insanlar kendi dilleriyle konuşuyorlardı. Şaşırdılar ve çok kişi iman ettiler. Bunu diyor hayret ve şaşkınlık içinde. Bunu ne? İman ettiler. Bu gücü gördükleri zaman iman ettiler. Ama bazıları diyor ki 13 başkaları ise bunlar bazı şarap fazla kaçırmış diye alay ettiler. Bazıları hemen iman ettiler. Bunu normal bir şey değil. Bunu insan gücüyle olmaz. Ve iman ettiler. Ama bazıları alay ettiler. Kaç kişi bize geldiler? Benim için bu konu için dua edebilir misiniz? Soruyorlar. Biz dua diyoruz. Rab cevap veriyor. Yani çok imkansız gibi bir şey. Ve dua ediyoruz ve Rab cevap veriyor. Ama buna rağmen alay ediyorlar. Buna rağmen iman etmek istemiyorlar. O zaman iki tepki vardı. Bazıları hayrat, şaşkınlık içinde iman ediyorlardı. Bazıları inanmak istemediler, gördüler ama tanıklık ettiler, aldılar ama onlar alay ettiler. Şimdi kutsal ruh dolu olduktan sonra aynı kişi olamazsın. Senin hayatında alışkanlık var ki kendi gücüyle bırakabilirsin. Ama bazı şeyler var ki kendi gücümüzle yetmiyor. Ancak Tanrı'nın ruhuyla, Tanrı'nın gücüyle yapabiliyoruz. Ve sana soruyorum, kutsal ruha ihtiyacın var mı? Kutsal ruha ihtiyacın var mı? Benim her gün kutsal ruha ihtiyacım var. Efesliler kitabında diyor ki, şarapla sarhoş olmayın. Ama sonra diyor ki, ama kutsal ruhla dolu olun. Ama dolu olmak orada orijinalde sürekli kutsal ruhla dolu olun. Şimdi Efesliler'inde 4. bölüm. Ama istersen önce 2. bölüm 38. Orada bir adam vardı. Petrus. Korkak. Tepkili. Kaba. Küfür eden. İsa Mesih 3 defa inkar etti. Ama kutsal ruh aldıktan sonra ayak kalktı aynı gün ve bayrama gelen insanlara müjde vermeye başladı. Ve o anda bir Pentekost günü kilisenin başlangıcı doğuşu oldu. Ve 3000 kişi iman ettiler ve baptist oldular. Ve onlar Petrus onlara vaaz verdi. Ve ne dedi? Böylelikle diyor İşleri 2:36. Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin. Tanrı sizi çarmıha gerdiniz ise hem Rab hem Mesih yapmıştır. Bu sözleri duyanlar yüreklerine haçla saplanmış gibi oldular. Hayret içinde şaşkına döndüler ve iman etmeye başladılar ve sürdüler. Petrus'a ve bu üçlere tamam kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Ve Petrus ayak kalktı, vaz verdi dedi ki onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla baptist olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanı alacaksınız. Kutsal ruh armağanları var. Bu cinseler yapmak için gelecek ilgili peygamberlik yapmak için ve çok ruhsal armağanları var. Tanrı seni donatmak istiyor. Tanrı seni çağırıyor. Seni İsa Mesih'in karakterini hayatına oluşmasını istiyor. Ve burada dediğim gibi 3000 kişi iman ettiler. Çin'in işleri 4. bölüm. Okuyorum. 4
31-32. Orada imanlılar dua ediyorlardı. Bir baskı vardı. Bir baskı vardı. Şimdi bu karantinden çıkıyoruz. Yeni bir düzen olacak. Nasıl olacak bilemiyoruz. Bazı kardeşleri bana diyorlar ki ben istiyorum ki tekrar ibadet başlasın. Yani ben geleceğim. Bak sen ben söylüyorum kardeş. İnternet aracılığıyla betimize katılmıyorsun. Kilise gelecek misin? Kutsal ruhla dolu olmak lazım. Ve burada bu elçiler, ilk imanlılar önce korkuyorlardı. Ama kutsal ruh gelince güç aldılar. Karakteri değişti. Korkak değil, cesur olmaya başladılar. Günahı bıraktılar. Onlar İsa Mesih'i doğru, duru bir şekilde izlemeye başladılar. Ve şimdi için işlerinde 4. bölüm 31. Bakıyoruz ki orada onlar istersen 29 okuyorum. 29'dan okuyoruz. Bir zulüm vardı ve onlar böyle dua ettiler. Ve şimdi ya Rab onların savurduğu tehditlere bak. Senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver. Kutsal kulun insanın adıyla hastaları iyileştirmek için belirtiler, mucizeler ve harikalar yapmak için elini uzat. Biz dua edeceğiz ve Rab elini uzatacak ve aramızda mucizeler yapacak. Hastalara şifa verecek. Gençlere güç verecek. Yani yaşlara, visyonlara, rüyalar verecektir. Peygamberlik sözlü verecektir. Ve burada diyor hastaları iyileştirmek için, belirtiler ve harikalar yapmak için bize yardım et, yani elini uzat. Ve sonra diyor ki, duaları bittince toplandıkları yer sarsıldı. Ve hepsi kutsal ruhla doldular. Ve Tanrı'nın sözünü cesaretle durdurmaya devam ettiler. Bakıyoruz ki, İstefanus gibi kutsal ruhla dolu oldu ve cesaretle müjde verdi. Petrus karakteri kötü, kaba ve birdenbire kutsal ruhla dolu olunca bambaşka bir kişi oldu. Filipus kutsal ruhun yönetiminde hareket etmeye başladı. Çok iş iman etti. Pavlus kutsal ruhla dolu oldu. Önce Hristiyanları öldürüyordu ve şimdi bundan sonra kutsal ruh aldıktan sonra İsa Mesih kim olduğunu bütün dünyaya müjde vermeye başladı. Ve burada bakıyoruz. Duaları bitince topladığı yerde sarsıldı. Burada enteresan şeyler görüyoruz. Onlar beklediler. Bir beklenti vardı. Kutsal ruh gel. Acaba senin yüreğinde böyle bir istek var mı? Kutsal ruh seni bekliyorum. Ama sonra Rab dedi ki bekleyin ve onlar itaat ettiler. Sonra Petrus ne diyor? Tövbe edin. Tövbe edin. Tövbe edin. Sonra burada bakıyoruz ki dua ettiler ve kutsal ruh geldi ve onlara doldurdu ve bir birlik de vardı. Hamdolsun. Gerçekten bugün Pentekost günü kutsal ruh bizi doldursun. Şimdi devam ediyorum hızlı bir şekilde. Elçilerin işlerinde 8-14. Bakıyoruz ki orada Samariye'de birkaç kişi İsa Mesih'e iman ettiler. Ve sonra orada Petrus ve Yuhanna oraya gittiler. Elçilerin işleri 8-14. Yeruşalim'deki elçiler Samariye halkının Tanrı'nın sözünü benimsediği duyunca Petrus'la Yuhanna'yı onlara gönderdiler. Yani Tanrı'nın sözü benimsediler. İman ettiler. Petrus ve Yuhanna oraya varınca Samariyeli imanların bir soru sordular. Petrus ve Yuhanna oraya varınca Samariyeli imanların kutsal ruhu almaları için dua ettiler. İmanlı geldiler ve kutsal ruhu almaları için dua ettiler. Çünkü ruh daha hiçbirinin üzerine inmemişti. Rab İsa'nın adıyla baptiz olmuşlar o kadar. Petrus ve Yuhanna
onların üzerine elleri koyunca onlar da kutsal ruhu aldılar. Pentekost gününde hiç kimse el koymadı. Tövbe ettiler, itaat ettiler bir birlik içinde ve birdenbire kutsal ruh geldi ve onlara doldurdu. Şimdi bakıyoruz ki burada içerisinde 8. bölüm Petrus ve Yuhanna gittiler. Onlar imanlı, Tanrı'nın sözü benimsediler. El koymuşlar ve kutsal ruhu aldılar. Bir ayet daha. Burada Ekine İşleri 10. bölüm 43'ten okuyorum. Burada Petrus vardı. Ve Petrus dua ederken Ramona bir vizyon verdi. Bir adam vardı. Adı Cornelius. Cornelius o bir asker ve Petrus'u çağırdı. Gel ve bana ve aileme, ev halkına İsa Mesih kim olduğunu anlat. Duyduk ama tam anlamıyoruz. Lütfen bize anlat. Biz burada bakıyoruz. İçeri işlerinde 10. bölüm. Ve Petrus İsa Mesih kim olduğunu anlatmaya başladı. Sonra 43. Peygamberlerin hepsi onunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır. Orada Petrus insanlara müjde vermeye başladı. Cornelius ve halkına. İsa Mesih aramızda yaşadı. O Tanrı'nın oğlu, Tanrı'nın sözü. Bir günah bile işlemedi. Aramızda yaşadı. O çarmıhta Tanrı'nın kuzusu olarak, bir kurban olarak çarmıhta öldü. Ama üçüncü gün dirildi. Eşsiz, kurtarıcı. Rab ve Rab olarak kabul ediyorsanız, eğer tövbe ediyorsanız, sonsuz yaşam alacaksınız ve kutsal ruhuyla dolu olabilirsiniz. Ve burada diyor ki, bu Petrus daha bu sözleri söylerken, yani Petrus müjde verirken, kutsal ruhu, diyor söyle kutsal ruh, konuşmayı dinleyen herkesin üzerinde indi. Petrus'la birlikte gelen Yahudi imanlıların kutsal ruhu armalarının öteki yıldızlardan olanları da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar. Çünkü onların bilmedikleri dillerle konuşup Tanrı'yı yücelttiklerini duyuyorlardı. Ve onlar kutsal ruhla dolu oldular. Evet kardeşler, Pentekost günü kutsal ruh geldi. 2000 yıl önce İsa Mesih çarmıhta öldü, üçüncü gün dirildi. Paskalya'dan sonra 50 gün kutsal ruh geldi. Bir yardımcı geldi. Böyle bir yardım ister misin? Her zaman sana yöneten, öğüt veren, esenlik veren. Kutsal kitap diyor ki güç ve kuvvetli değil, ancak benim ruhumla başarılı olacaksın. Ve orada bakıyoruz ki birkaç nokta var ve bitireceğim. Bakıyoruz ki burada kutsal ruh gelecekti. Joel, Yahya ve çok peygamberler vaat ettiler. Bu öğrenciler bir beklentisi vardı. Kutsal ruhu istiyorum. Kutsal ruh gelecek. Biz de aynı şekilde bu beklentiyle kutsal ruhla dolu olmak istiyorum dememiz lazım. Ama aynı zamanda onlar itaat ettiler. Tanrı'nın sözüne bağlı kaldılar. Tanrı'nın sözüne hareket ettiler. Tövbe ettiler. Biz de tövbe edelim. Eğer yaptığımız bir günah varsa Tanrı'ya gelip tövbe edelim. Ve onlar bir birliktelik vardı. Bir birlik vardı. Bir arada birlikteyken, dua ederken kutsal ruhla onları doldurdu. Ama en önemli noktadan biri. Kutsal ruhu istediler. Kutsal ruh istediler. Bugün Pentekost günü. Kutsal ruh gel. Kutsal ruh gel. Beni doldur. Beni doldur. Böyle bir yardımcı lazım bana. Bu şekilde dua edelim.
Bu yıl boyunca Tanrı bize defalarca konuştu. Ocak ayında 1, 2, 3 defa kusuru hakkında konuştuk. Ve eski bir vaaz kusuru hakkında konuşuyoruz. Kusuru bizim arkadaşımızdır. Kusuru Tanrı kendisidir. Ama bazen bunu ihmal ediyoruz. Sık sık kusar kitap diyor, kusar ruhla dolu olun. Kusar ruhun yönetiminde yaşayın. Kusar ruhla beraber olun. Senin bedenin Tanrı'nın tapınağıdır diyor. Kutsal olması lazım. Şimdi kusar ruhu tanıyor musun? Kusar ruhu tanıyor musun? Şimdi bir ayet daha okuyacağım ve yavaş yavaş bitiriyorum. Elçilerin işlerinde 19. Şimdi burada bakıyoruz 19. bölümün 1. ayetten okuyorum. Apollos Korinteyken Pavlus iç bölgelerden geçerek Efes'e geldi. Orada bazı öğrencileri bularak onlara iman ettiğiniz zaman kutsal ruhu aldınız mı? Şimdi size soruyorum. İman ettiğiniz zaman kutsal ruh aldınız mı? Kutsal ruh aldınız mı? Aldınız mı almadınız mı? Alan var mı? O zaman kutsal ruh kim olduğunu biliyor musunuz? Kutsal ruhun yaptıklarını biliyor musunuz? Kutsal ruhla beraber yürüyor musunuz? O zaman dikkatli olmak lazım. Sonra onlar ne dediler? Onlar iman ettiler. Ve onlar ne dediler? Kutsal ruhun varlığından haberimiz yok ki. Kutsal ruh ne olduğunu bilmiyoruz dediler. Öyleyse neye dayanarak baptiz oldunuz diye sordu. Yayanın öğretisinde dayanarak baptiz olduk dediler. Pavlus yayanın yaptığı baptiz tövbeyle ilgili bir baptizdi dedi. Ama sonra daha 5. ayet diyor ki onlar bunu duyunca Rab İsa'nın adıyla baptiz oldular. Pavlus elini onların üzerine koyunca kutsal ruh üzerine indi ve bilmedikleri dillerle konuşup peygamberlik etmeye başladılar. Aşağı yukarı 12 kişi. Benim bugün amacım ne? Kutsal ruhu aç olalım. Susamış olalım. Onun ruhunun yönetiminde yürürsek hayatımız çok farklı olur. Zor bir olay yaşadığı zaman kutsal ruha soruyor musun? Ne yapmam gerekiyor? Ben geçen hafta oğlumla konuştum. Ben oğlum ne yapacaksın bu konuda? O bana dedi ki ben kutsal ruha sormadan hiçbir karar vermiyorum. Bana dokundu. Çünkü ben bazen sormadan karar veriyorum. Kutsal ruhun yönetiminde yürümek lazım. Kutsal ruh sadece bir güç değil, bir titreme, bir bağırma, bir güvercin, bir enerji değil. Kutsal ruh bir yardımcıdır. Tanrı kendisidir. Ve şimdi burada el koymuş ve kutsal ruh onların üzerinde indi. Kutsal ruh aldınız mı? Size soruyorum. Kutsal ruh aldınız mı? Kutsal ruh aldınız mı? Tamam. Şimdi el kaldırmayın. Kutsal ruhla baptiz oldunuz mu? Kutsal ruhla dolu oldunuz mu? Bunu daha ileride bakacağız. İlk basamak. Gerçekten kutsal ruhunu arayalım. Galatalılar 5:16. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. Her an kutsal ruh ile iletişim kuralım. Her an kutsal ruh ile kişisel bir ilişki kuralım. Kutsal ruhun yönetiminde yaşamak istiyorum.
Kutsal ruhun yönetiminde hareketlenmek istiyorum. Buradan çıktığımız zaman böyle bir dolarımız olsun. Amin. Kutsal ruhunla dolu olmak ister misin? Bugün senin Pentekost günü olmasını ister misin? Bir yardımcı lasın mı? Senin hayatında bir alışkanlık var ki bırakma gerekiyor mu? Acaba dua ederken insanlar için şifa alsın, belirtiler, mucizeler görmek ister misin? Ben yapamam, sen yapamazsın. Ancak sadece ve sadece Allah'ımız kutsal ruhu yapabilir. Kardeşler, kutsal ruhla dolu olmak için bir beklenti içinde olalım. Tanrı'ya itaat edelim. Kilise olarak bir birlik içinde hareket edelim. Bir tövbe ruhu olsun bizde ve aynı zamanda dua ederek hararetle isteyelim. Şimdi küçük bir parça daha söyleyeceğiz. Sonra bir ilahi söyleyeceğiz. Şimdi olduğun yerde elleri kaldır. Kutsal ruh orada ve seni doldurmak istiyor. Kutsal ruh gel, beni doldur. Kutsal ruh gel, benim bedenim senin tapınağı olmasını istiyorum. Seni istiyorum. Gel kutsal ruh, ateş ile gel. Benim hayatımda seni sevmeyen şeyler varsa bir ateş ile yak gitsin. Hayatım bugünden itibaren. Bugün 31 Mayıs, Pentekost günü, ben sadece kutsal ruhun yönetiminde hareket etmek istiyorum. Kutsal ruhun yönetiminde dua etmek istiyorum. Kutsal ruhun yönetiminde konuşmak istiyorum. Amin. Şimdi Ocak ayında verdiğim bir vaaz, küçük bir parça işleyelim. Sonra hep beraber son bir ilahiyi söyleyelim. Beraber işleyelim. Şimdi sormak istediğin şey bu. Kutsal ruhla daha yakın bir iletişim kurmak ister misin? Kutsal ruhla dolu olmak ister misin? Kutsal ruhun yönetiminde yaşamak ister misin? Romanlar 8:6 diyor ki, benliğe dayanan düşünce ölümdür. Ama ruha dayanan düşünce yaşam ve esenlik. Şimdi tapınma grubu geçsin. Lütfen. Şimdi dua edeceğiz. Ama size meydan okumak istiyorum. Her zaman dua ediyoruz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Allah tektir. Tanrı'nın sevgisini Tanrı'na baktık. Biliyoruz. Bugün tekrar bunu hatırlattım size. Hamdolsun. Tanrısı babamızın sevgisi sonsuzdur. Ve bu lütuf iteğimiz var. Aklandık, bağışlandık, kabul edildik, sonsuz yaşam aldık, kurtulduk. Ama Tanrı'nın, babanın sevgisi sizinle beraber olsun. Amin. İsa Mesih'in lütfu sizinle beraber olsun. Amin. Ama kutsal ruhunun paydaşlığı, ortaklığı, birliktelik bizimle oluyor mu? Bizimle olsun. Şimdi deneyin bu hafta. Kutsal ruh benimle konuş. Kutsal ruh beni yönlendir. Beni yönet. Bana söyle ne yaman gerekiyor. Bana tanrısal randevuları ver. Sen beni yönlendir. Ayak kalkalım istersiniz. Olduğumuz yerde bir kişi bize el koyması gerek yok. Bunu daha sonra bakacağız ama şimdi bugün ne istiyoruz? Kutsal ruh gel. Ben seninle gerçekten birlikte olmak istiyorum. Benim bedenim, benim ruhum senin tapınağı olmasını istiyorum. Esenlik ve yaşam istiyorum Rab. Seninle paydaşlık, ortaklık Rab. Her zaman Rab seninle yürümek, senin sesini, senin ruhunun yönetiminde yaşamak istiyorum. Gel kutsal ruh. Gel kutsal ruh beni doldur. Gel kutsal ruh beni yönlendir. Gel kutsal ruh. Ben seni sesini duymak istiyorum.
odumuz yarısı yerlerim isik kaldıralım istersiniz. Gel kutsa Rusoyla kendi sözlerinle. Bugünden itibaren seninle yeni bir ilişki kurmak istiyorum. Gel sabah, gel anram, senin sesini duymak istiyorum. Bu babanın sevgisi için sana minnettarım. Bu lütuf için sana teşekkür ediyorum. Ama bu paydaşlığı Rab canım istiyor Rab. Ve bu paydaşlıkta bu yönetim altında yürümek istiyorum Rab. Gel kutsal ruh, beni doldur, beni baftis et Rab. Beni yak, beni yakarıyorum Rab. Beni leştir, benimle konuş, yardımcı. Gel hayatıma gir, beni teselli et Rab. Bununla sana geliyoruz. Ve böyle sana açız Rab. Ya acıktık sana Rab. Bu birliktelik için Rab. Gel Rab. Gel kutsal ruh. Gel kutsal ruh. Halleluya Rab. Sevgisi sizinle beraber olsun. İsa Mesih'in lütfu sizinle beraber olsun. Kutsal ruhun paydaşlığı sizinle beraber olsun. Amin. Rast sizinle olsun.